Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için birbirinden ilginç, gerçek hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Erkek arkadaşımla daha yeni sevgili olduk. Ancak buluşalım mı dediğimde hep bir bahane uyduruyor. Ben onu sevdiğimi düşünüyorum. Ama onun duygularını anlayamadım. Beni seviyor mu, sevmiyor mu karar veremiyorum. Erkek arkadaşımla daha yeni sevgiliyiz. Ama gerçekten ilişki yaşıyor muyuz bilemiyorum. Buluşalım mı dediğimde hep bir bahane uyduruyor. Yaşadığım yer küçük bir yer ve çok dedikoducu var. Adımız çıkar diye mi korkuyor bilmiyorum. Ben hep buluşmak istiyorum. Onun işi oluyor. Bir ayda sadece iki kez buluşabildik. İlk buluşmaya buluşma bile denmez. Ve her buluştuğumuzda yanımızda ortak arkadaşımız vardı. Zaten hep yanımızda oluyorlar. Konuşacak konu bile bulamıyoruz. Ben onu sevdiğimi düşünüyorum. Ama onun duygularını anlayamadım. Beni seviyor mu, sevmiyor mu hala karar veremiyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilemiyorum. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Selamlar. 1,5 yıllık bir ilişkim var. İkimiz de aynı üniversitede, aynı bölümde okuyoruz ve aynı yaştayız. Şu ana kadar ikimiz de birçok alanda aynı görüşteyiz ve anlaşıyoruz. Kendi aramızda konuştuk ve kısmet olursa ilerisi için de ciddi düşünüyoruz. Yakın zamanda ben sevgilimin ailesiyle, o da benim ailemle tanıştı. Benim ailem sevgilimi sevdi. Birkaç kere de aynı ortamda bulunma imkanları oldu ve anlaştıklarını düşünüyorum. Ancak sorun şu ki geçtiğimiz günlerde sevgilimin ailesiyle tanışmaya gittim ve onların hayat tarzının benim ailemden, alıştığım yaşam tarzından çok farklı olduğunu gördüm. Benim anne ve babamın her ikisi de üniversite mezunu. Bir büyük şehirde, iyi bir yerde evimiz var ve orada oturuyoruz. Ancak sevgilimin ailesi bizimle aynı şehirde, farklı bir semtte, bir aile apartmanında oturuyor ve kültürel açıdan çok farklılar. Örnek vermem gerekecek olursa, yemeğe oturduğumuzda bizim evde herkesin önüne ayrı tabak, çatal, bardak koyulurken, onlarla sofraya oturduğumda bir tencerenin ortaya koyulduğunu, herkesin aynı kaptan yemek yediğini gördüm. Açıkçası bu durumdan rahatsız oldum. Çünkü kimseyle aynı yerden yemek istemem. İleride ailelerimiz de tanışacak. Yine böyle bir ortam olursa benim ailem de rahatsız olur. Başka bir örnek daha verecek olursam, annesi ve babası birisinin eşinden bahsederken şunun karısı, bunun karısı gibi tabirlerde bulunuyorlar. Kısacası köy ağzı, mahalle ağzı ve şiveli konuşuyorlar. Bu şekilde konuşmaları beni rahatsız etti. Bir insanın eşinden karı diye söz etmelerini yadırgadım doğrusu. Çünkü benim ailem ve bizim çevremiz bu şekilde konuşan insanlar değiller. Bence bu konuşma şekli, hele de ilk kez evlerine gelen birinin yanında bu şekilde konuşulması, bana öğretilenlere göre ayıp. Sevgilim benim yanımda hiç böyle birisi değil. Bu şekilde rahatsız olacağım bir davranışını görmedim. Ancak ailesinden bu gördüklerim ve aklımdaki bu soru işaretleri nedeniyle sevgilimden de soğuduğumu hissediyorum. Aynı zamanda ben ömür boyu böyle bir ortamda bulunmak ister miyim? Bundan emin değilim. İkimizin bir geleceğe sahip olabileceğinden emin olamıyorum. Bu nedenle de bu yaşadıklarımı sizlere anlatmak istedim. Sizlerden fikir almak istiyorum. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Üçüncü itiraf. Merhabalar. Ben 24 yaşında genç bir kadınım. Eşimle 3 yıl kadar önce evlendik. Onun ikinci eşiyim. Kocamı seviyorum. O da sanırım beni severek aldı. Ancak kocam beni hiç durmadan eski eşiyle kıyaslıyor. Evde her dakika ondan söz etmek ihtiyacı duyuyor. Eşimin ilk hanımından 2 çocuğu var. Bizimse henüz çocuğumuz yok. Kendisi yeniden çocuk istemiyor. Ama dur bakalım, şimdi sırası değil diye beni oyalıyor. Acaba eşini hala unutamadı mı? Ona dönmeyi mi düşünüyor?
Öyleyse benimle neden evlendi? Bütün bu söylediklerim benim aklımı karıştırıyor. Düşündükçe çok üzülüyorum. Şu anda eşimin ilk karısı memlekette. Yani eşimin köyünde. Ben ayrı bir köydenim. Ankara'da yaşıyoruz ve çocukları tatillerde bize yolluyor. Zaman zaman da eşim gidip çocuklarını görüyor. Yani eski eşiyle tam anlamıyla kopmadılar. Beni onunla kıyaslaması beni çok üzüyor. Yediremiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bu durumu nasıl aşabilirim? Tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Selamlar. Sosyal medya üzerinden birisiyle tanışıp sevgili oldum. Bu beraberlik 4-5 yıldır sürüyor. Ben de, o da Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşıyoruz. Annem öğretmen. Ailem üzerime titrer. Ben lise mezunuyum. Açık öğretime devam ediyorum. Bu gençle tanıştıktan sonra ona bağlandım. İlk ilişkimiz başladığından bu yana 4 kez ayrılık yaşadık. Her seferinde ben ayrıldım. Ama tekrar barışan da yine ben oldum. Tehditlerinden korktuğum için tekrar barışmaya karar verdim. En son çıkmaza girince anneme olayı anlatmak zorunda kaldım. Annem bazı arkadaşlarını devreye sokarak onu benden uzak tuttu. Bir yıl sonra arkadaş olarak tekrar görüşmeye başladık. Bir süre böyle devam ettik. Ancak sonradan değiştiğini belirterek benimle tekrar yakınlaşmaya çalıştı. Bu sefer telefondan konuşmaya da başladık. İlk yüz yüze gelmemiz bir yıl önce oldu. 2 veya 3 ayda bir görüşüyorduk. Bu durumu anneme açtım. Ancak evliliğimizin mümkün olmayacağını söyledi. Annem durumdan babama bahsedince babam da bu duruma onay vermediğini söyledi. Sonra akrabalarım ailesiyle ilgili bir takım duyumlar aldıklarını söylediler. Bu birlikteliğin benim için iyi olmayacağını, bana uygun bir aile yapısının olmadığını ve bu gencin zamanında başkalarını da tehdit ettiğini söylediler. Bu duyumlardan sonra ayrılma kararı aldım ve ona bunu söyledim. Kabul etmediğini, ben ayrılsam bile onun benden ayrılmayacağını, ayrılırsam intihar edeceğini ve bir not bırakıp ölümünden beni sorumlu tutacağını belirtti. Ayrılmak istiyorum ancak bu tehditleri yüzünden tam olarak onu silemiyorum. Sen benimsin, bizi ölümden başkası ayıramaz diyor. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.